Memleket neresi Ceren? Nereden yazıyorsun? Kafeden ayrılınca sesiniz çıkmaya başladı. Toplum içindeyiz diye öyle yüksek konuşamıyordum. Şöyle park alanlarını da göstereyim size. Spor alanı, park alanı, konser alanı. Hepsi var. Bir de şurada Kıbrıs Anıtı var. Kıbrıs Barış Anıtı var. 1974 tarihli. Aa, sen de mi Diyarbakırlısın? Zeynep de Diyarbakırlı. Zeynep burada mısın kardeşim? Bak memleketten gelmiş. Zeynep'i tanıyor musun Zeynep'i? Dün akşamki yaptığım yayında bunların hepsinin ışıkları yanıyordu, güzel görünüyordu. Şimdi sade sade görünüyorlar. Zeynep işi çıkmıştır. Biraz önce de yaptı aynısını. İşi vardır muhtemelen. Bilmem, sen benden daha büyüksün. Senin cevap vermen kafi olabilir. Taner Yıldırım. Yaşın kaç bilmiyorum ama benden büyüksün. Bildiğim kadarıyla kendisi şu an rahmetli. Evet. Selçuk. Kardeşim. Sen yenisin de o yüzden tekrar söylüyorum. Ben sade yayın yapıyorum. Öyle maskotluk falan beklemeyin yani. Ben normal yayın yapıyorum. Sohbet amaçlı. Şu an burada olduğum için size gezdiriyorum buraları. Hani bir yayından daha fazlasını bekleyen varsa gidebilir yani. Sıkıntı yok. Yayında 3 kişi olsun, sohbet olsun yeter bana. Öyle tutup da 500 bin ya da 10 bin kişi aramıyorum ben. Gösterelim. Güneş tersten vuruyor. Sohbet sarmıyor herhalde. Gelenler gidiyor. Ateş almaya geliyorlar sanki. Genelde öyle olur Ceren. Çünkü yayında olacak yani. Maskotsuz yayına katılmıyorlar. Sıkıntı yok. Benimki sohbet. Böyle fazlası yok yani. Selçuk sağ olsun kaç dakikadan beri yayında, farkında zaten. Onu bulmuyor. Abone şey katılımcı sayısı 5, 6, bazen 7. Başka şeyler araya, başka platformlara gitsin. Aynen öyle güzel kardeşim. Aynen öyle. Yaş kaç bilmiyorum ama aynen öyle kardeşim. Şimdi bak, iyi takip edin. Sayı 3. Şimdi bak, kamerayı yine tutacağım 5 dakika. O hemen 15-20 olur. Öyle şeyler arıyorlar yani.